Sevgili arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugünkü videomuzda bardak altlığı yapacağız. Bakın bu şekilde naylon ipten yapacağız. Polyester ipten daha doğrusu. Makrome iplerinden. Tabi istediğiniz ipten de yapabilirsiniz. Tarifi tamamıyla uygularsanız ipinizin kalınlığı, inceliği fark etmiyor. Aynı şekilde olacaktır inşallah. Şimdi yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, gerekli malzemelerimiz şöyle polyester bir ipim var benim. Şöyle incelikte bakın. Şöyle makrome. Şöyle kodunu da göstereyim, koyu gri. Markasını da gösterdik. İpimizin inceliği bu şekilde. Tığ olarak da 2 numara bir tığ kullanacağım arkadaşlar. Evet, şimdi yapılışına geçelim arkadaşlar. Ben solağım, inşallah sizin için bir sıkıntı olmaz. Her sırayı tek tek anlatacağım zaten. İnşallah anlaşılır bir video olacak. Evet, sihirli halkayla başlayacağız arkadaşlar. Sihirli halkayı bilmeyenler, ilk defa izleyenler için şöyle parmağımıza ipimizi doluyoruz. Tığımızla şöyle içerisinden geçirerek bir tane şöyle zincirle sıkarak sabitliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun içerisine 12 tane arkadaşlar, bir tane daha zincir çekelim, hatta iki tane zincir olmuş oldu. Her defa bir sıraya geçtiğimiz zaman iki tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. Onları saymayacağız sıradan. Şimdi ipimizi alıyoruz arkadaşlar. Şu yuvarlağın içerisinden geçiriyoruz. İpi çekiyoruz. Bakın 3 tane oldu. İpimi tekrar tığıma alıyorum. Önce 2 tanesini geçiriyorum. 2 tane kalıyor. Sonra tekrar ipimi alıyorum. İkisini birlikte çıkartıyorum. İkili trabzan yapmış oluyorum arkadaşlar. Bilmeyenler için. Şimdi bu yuvarlağın içerisine 12 tane böyle ikili trabzanlar yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. En baştaki iki zinciri saymıyoruz arkadaşlar. Şu an 3 tane yapmış oldum yani. Toplamda bunun içerisine 12 tane bu şekilde ikili trabzanlarla dolduruyoruz arkadaşlar. Evet, 12 tane trabzan yaptım arkadaşlar. Bakın şu ipi biraz çekelim. Şöyle elimizle yanaştıralım. Şimdi en başta yaptığımız, bakın bu trabzanın tepesine batıyoruz arkadaşlar. İpi çıkartıyorum. Çıkarttığım ipi ilk ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Kaydırma tekniğiyle kaydırıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde oldu. Sonra biraz daha sıkabilirsiniz şimdi. Şu alttaki ipi. Bakın orası kapanmış olacak biraz. Şimdi yine iki tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bu iki tane zincir yukarı çıktığımız zaman dediğim gibi saymıyoruz. Evet, bir sonraki sıraya geçtik. İki tane zincir çektik arkadaşlar. İkinci sıramıza geçtik. İkinci sıramızda ipimi alıyorum. Hemen öndeki trabzanın tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yine aynı deliğe batıyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. Her deliğe çift batacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her deliğe iki defa batarak bu sırayı bu şekilde devam ettiriyoruz. Sıra başına kadar bu şekilde. Her deliğe çift batıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, her deliğe çift batarak geldim. Bakın ipim benim çok sert. Sizin tabi ipinizin de tabi hangi iple öreceğinize bağlı, yumuşak mı sert mi. Benim bayağı bir sert. Şimdi buradan bakın en son 2 tane battım. Şuraya geçtiğim zaman arkadaşlar birleştireceğim. Biraz bakın bombe yapmış gibi olacak. O yüzden şöyle elinizle düzelte düzelte giderseniz bu şekilde kaydırma tekniğine kaydırın. Bakın eğer bombe yaptıysa arkadaşlar, şu son zincir çektiğimiz en baştaki deliğe bir çift daha batabilirsiniz ya da bir tane daha batabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle dediğim gibi şu şekilde kaydırma tekniğine kaydırın. Bakın düz duruyor mu durmuyor mu diye. Eğer potluk yapıyorsa arkadaşlar bir tane daha oraya çift batabilirsiniz. Benim ipim yapmadı bayağı sert olmasına rağmen. Şöyle bakın. Gayet düz durdu. İkinci sıramız da bitti. Şimdi üçüncü sıramıza geçerken yine iki tane zincir çekiyoruz ve bunu saymıyoruz. Yine ipimizi alıyoruz arkadaşlar. Üçüncü sıramızda da yine en baştaki deliğe batıyoruz. İki tane
çekerekten ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi bir tane tek yaptık, diğer deliğe geçiyoruz. Buna çift batıyoruz arkadaşlar. Bir tane zinciri saymadım. Bir tane tek yaptım. İkincisine çift batıyorum. Bakın, ikinciyi battım. Bir tek, bir çift. Yine bir tane tek yapıyorum. Diğerine geçiyorum. Çift yapıyorum arkadaşlar. Üçüncü sıramızda bir tek, bir çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son olan deliğe de çift batarak bitiriliyor. Şöyle yine elinizle düzeltin. Yine tekrar dediğim gibi şurada bağladıktan sonra bombe yaparsanız şu üçlü zincirin dibine bir tane daha trabzan yapabilirsiniz. Şimdi bitti. Ben hemen en baştaki trabzanın tepesine batarak kaydırma tekniğiyle kaydırıyorum. Bakın, herhangi bir potluk yapmadı. Yine iki zincir çekerek yukarıya geçiyorum arkadaşlar. Evet. Üçüncü sıramız tamamladık. Dördüncü sıramıza geçtik. Dördüncü sıramızda yine ipimi doluyorum. En baştaki deliğe batıyorum arkadaşlar. İkili trabzanımı yapıyorum. Tekrar ayrı deliğe batıyorum. Yine ikili trabzanımı yaptım. İki tane ayrı deliğe battım. Şimdi üçüncü deliğe çift batacağız arkadaşlar. Yani bu deliğe bir daha batıyorum. İki tane tek battım ayrı. Üçüncü deliğe çift battım. Yine ipimi aldım. Bir tek, iki tek, üçüncüsüne çift batıyorum. Üçüncü deliğe çift bir trabzan yapıyoruz arkadaşlar. İkili trabzan yapıyoruz. Bu sıramızı da iki tek, bir çift şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, iki tek bir çift sıra sonuna geldim. Bakın, en baştaki trabzanın üstüne battım, kaydırma tekniğiyle kaydırdım, iki tane zincir çektim. Yine her sırada olduğu gibi şöyle bakın arkadaşlar, bombelik yapıyor mu yapmıyor mu diye. Evet, benimki gayet düz oldu. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi yine en baştaki deliğe battım, İkili trabzanımı yaptım. Diğer deliğe geçiyorum. Yine ikili trabzanımı yapıyorum. Diğer deliğe geçiyorum. Yine ikili trabzanımı yapıyorum. Bu sefer 3 tane tek battık. 4.'ye çift batacağız arkadaşlar. Bu sırada da 3 tek, 1, 2, 3 taneye ayrı battım. 4.'ye çift battım arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, 3 tek 1 çift, bakın sıra sonuna geldim arkadaşlar. En baştaki ilmeğin tepesine batıp kaydırma tekniğiyle kaydırdım ve şöyle 2 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Şöyle bakıyorum herhangi bir potluk var mı diye. Yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi yine en baştaki deliğe batarak trabzanımı yaptım. Diğer deliğe geçiyorum, batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Diğer deliğe geçiyorum. Diğer deliğe geçiyorum yine. İkili trabzanımı yapıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar 4 tek bir çift yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, 4 tek bir çift yaptık. Sıra sonuna geldik. Aynı şekilde yukarıya çıktık. Şimdi 2 zincir çekmiştim arkadaşlar. 2 tane daha çekiyorum. Yani toplamda başlarken 4 zincir varmış gibi düşünüyorum. 1, 2, 2 tane trabzanın tepesini boş bırakıyorum. 3. deliğe batıyorum arkadaşlar, ipimi almadan. İçinden çıkarttıktan sonra şöyle kaydırma tekniğiyle kaydırıyorum. Şöyle küçük bir yuvarlak oluşturuyorum. Toplam 4 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. Yani şöyle 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. 2 tane delik bırakıyorum. Üçüncüsüne batıyorum. Ve kaydırma tekniğiyle kaydırıyorum. Bakın şu şekilde oldu. 4 tane zincir çekiyorum ben arkadaşlar. Benim ipime göre 4 taneyle tam, bakın, kasılma falan olmuyor. İpinizin kalınlığına, inceliğine göre değişiklik gösterebilir. 4 değil de 5 de çekebilirsiniz.
Bu şekilde iki tane delik bırakıp üçüncüye batıyoruz arkadaşlar. Kaydırma tekniğiyle kaydırıyoruz. Sıra sonuna kadar 4 zincir üçüncüsüne batıyoruz arkadaşlar ve ilmeği kaydırıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın son 4 tane zincir çektim. Şu en başta zincir yaptığımızın dibine batıyoruz arkadaşlar. Hemen bakın, en başta yaptığımızın en dibine battım ve kaydırma tekniğiyle kaydırdım arkadaşlar. Yine bakıyorum kasma yapmış mı diye. Şöyle dümdüz durması benim için yeterlidir. Herhangi bir kasma yok. Dediğim gibi sizde varsa eğer zincirlerinizi 5 tane de çekebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi diğer sıramıza geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi geldik buraya, batmıştık. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. İpimi aldım arkadaşlar. Şu 4 tane zincir çektiğim yere hemen şu orta kısmından batıyorum. Zincir kısmına batmıyorum arkadaşlar. Bakın şuraya ortasından ipi çektim. Yine ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bunun içerisine bu şekilde ikili trabzanlarla dolduracağım. Şöyle bakın. İlk biraz göstereyim size. Bakın bu şekilde olacak. Ne yaptım? Zincir çektim. 3 tane. 2, 4, 6, 7, 8 tane ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi diğer o 4 tane çektiğim zincirlerin ortasındaki bir zincire batıp şöyle kaydırma tekniğiyle kaydırıyorum arkadaşlar. Şimdi hepsini doldurmayacağız. Bir tanesini dolduracağız. Bir tanesini şöyle ortasına batıp şu şekli vermek için arkadaşlar. Şimdi buradan yine ipimi alıyorum. Diğer o dörtlü zincirin yuvarlağına yine aynı şekilde trabzan yapıyorum. Şöyle bakın. Bu şekilde bunu dolduruyorum. Yani şuradaki bölüm şunların ikisinin trabzanların birleşme bölümüymüş gibi oldu arkadaşlar. Evet. Bu şekilde sıramızı devam ettireceğiz. Ne yaptık? 3 oldu. 4 5 6 7 hızlı yapıyorum arkadaşlar, anlaşıldı diye trabzanları. 8 tane trabzan yaptık bakın. Evet, burada da aynı 2 4 6 7 8 tane trabzan yaptık. Burada da 8 tane trabzan yaptık. Şöyle ikisinin uç kısmını birleştirme yeri için şu 4 tane zincir çektiğimiz yerin şöyle en uç kısmına batarak yapalım arkadaşlar bunu. Çünkü bu şekilde yuvarlağa batarsak biraz kayma oluyor. Şöyle kaydırıyoruz ilmeğimizi. Zaten burası oraya bağlanmış gibi oluyor. Sonra tekrar hiçbir şey yapmadan ipimizi tığımıza dolayıp şu yuvarlağın içerisinden ikili trabzanları yapmaya devam ediyoruz. 8 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bu yuvarlağa ikili 8 tane trabzan yapıyoruz. Diğerine zincire batarak bağlıyoruz. Sıramızı bu şekilde devam ettiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 8 trabzan yaptık. Hemen şunun başına batıyoruz. Yine kaydırma tekniğiyle kaydırıyoruz. Şöyle şu şekilde oldu. Hemen en baştakini şöyle sık iğnelerle, kaydırma tekniğiyle pardon, şöyle en tepedekini her birine bir defa batarak kaydırma tekniği uyguluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bütün hepsine tek tek batarak şöyle en son uç kısmı güzel bir görüntü oluyor bu şekilde kaydırma tekniğiyle geçtiğiniz zaman. Şimdi bakın göstereceğim, şunları da yapalım. İp almadan
her birine bir defa batıp ilmeği kaydırıyoruz arkadaşlar. Biraz sert, zor kayıyor. Evet arkadaşlar, bakın şöyle ucu, bakın bu şekilde ikili saç örgüsü değil de şöyle üçlü gibi duruyor. Üç tane varmış gibi şekilli. Daha güzel duruyor. Bir sıra bu şekilde arkadaşlar. Sıra başına kadar her ilmeğe bir defa batarak kaydırıyoruz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar kaydırma tekniğiyle geldim. Şu en son başladığım yere yine batıyorum. Bu şekilde kaydırıyorum arkadaşlar. Sıkalım şöyle güzelce. Bir tane de zincir çekelim sık olsun diye. İpimizi kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen dipten kesmeyin. İlmikten çıkartalım. Arkadan iplerimizi kaydıralım arkadaşlar. Sonra çakmakla yakalım. Bakın şöyle çok güzel, çok tatlı minik bir bardak altlığımız oldu. Dediğim gibi bunları şöyle güzel sıktıktan sonra arkadaşlar şöyle göstereyim size. Şöyle arkadan ipi şöyle arkaya doğru görünmeyecek yerden, şöyle şuradan da yapabiliriz. İpimizi biraz birkaç kere yürütelim. Sonra çakmakla yakalım. Evet bakın şöyle durursa görünmez. Yine şöyle şuralardan. Yine aynı şekilde bu en baştaki başladığımız bunu da yine yürütelim. Şöyle içerlerden birkaç kere geçmeniz yeterli arkadaşlar. Yakacağımı düşüneyim. Şöyle şu kadar kesmem yeterli. Evet, 16 santimetre çapında oldu. Gayet güzel ve şık oldu arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de uygularsınız. İnşallah açıklayıcı bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.